Londra'da British Museum'dayız ve tarihteki en ünlü heykellerden bazılarına bakıyoruz. Bunlar Atina'daki Akropolis tepesinde bulunan Parthenon Tapınağı'nın Doğu Pedimenti'nin heykelleri. Antik Yunan'ın klasik dönemi olan M.Ö. 5. yüzyılda yapılmışlar. Atina'nın demokrasiyle yönetildiği dönem. Altın çağı yaşanıyor. Parthenon'da Atina'nın en önemli yapısı. Partenon aslında yeni konfederasyonlar ve Yunanistan'ın en kıymetli hazinesi ve zenginliğin, gücün, bilgeliğin sembolü olarak görülüyor. Partenon, Atina kent devletinin tanrıçası olan Atina'ya ithaf edilmişti. Athena bilgelik ve de savaş tanrıçasıydı. Baktığımız heykeller tapınağın doğu pedimentinden geliyor demiştik. Pediment, genelde antik Yunan dönemi yapılarında karşılaştığımız üçgen alınlık, Çatının altındaki üçgen şeklindeki bölüm. Figürleri üçgen bir şeklin içine yerleştirmişler. Sanırım kompozisyon oluştururken epey uğraşmışlar. Aslında figürlerin yükseklikleri artıyor ve bu sayede hala üçgeni görebiliyoruz. İşin açını isterseniz tam ortadaki heykeller tamamen kayıp. Bu heykel grubuyla neler anlatılmış? Hikayemiz nedir? Kısaca açıklamaya çalışayım. Ortada Zeus'u görüyoruz. Athena babası Zeus'un başından doğuyor. Bu ana tanıklık eden tanrıları ve tanrıçaları görüyoruz. Doğu pediment heykellerinin sağ bölümünden 3 tane figür günümüze ulaşabilmiş. Orta kısma en yakın olanın Hestia olduğunu düşünüyoruz. Afrodit annesinin kucağına uzanmış olan. Afrodit'in hemen sağ tarafında bir at arabasıyla aya doğru gidenin de ay tanrıçası olduğunu düşünüyoruz. Pedimentin sol tarafında bunun tam tersi var. Güneşin doğuşunu görüyoruz. Güneş tanrısı arabasıyla güneşi yeni güne getiriyor. Bu sahne Athena'nın doğumunu simgeliyor. Bu heykellere baktığımda hayat dolu olduklarını düşünüyorum. Hareketleri çarpıcı güzellikte yansıtmışlar. Sadece diz çökmüş çıplak adamın başı var. Diğer heykellerin başları maalesef yok. Diz çökmüş adamın heykeli de ciddi hasar görmüş durumda. Bunun Dionysus olduğu düşünülüyor. Vücudun hareketlerini en belirgin şekilde yansıtan uzuvlar aslında eller ve başlardır ve bunlar kayıp. Baş ve eller kayıp, bedenlerin de büyük kısmı kumaşla kaplanmış. Buna rağmen yine de inanılmaz derecede etkileyiciler. Vücutlarından yayılan enerjiyi, verdikleri tepkileri, birbirleriyle olan ilişkilerini görebiliyoruz. Figürler birbirleriyle çok uyumlu, bir bütün halindeler. Böyle bir kompozisyon oluşturmak çok zor olmalı. Merkezin solundaki figür uzaklaşırken geri dönüp bakıyor. Bu figür yanında oturan kadınla da bağlantılı. Oturmakta olan kadın ise hem ona hem de orta bölümdeki olaya ilişkin bir şeyler söylüyor gibi. Yüzü bize dönük olarak oturan başka bir kadına yaslanmış. Sonra uzanan çıplak adam var. Sol tarafına bakıyor. Bu heykellerde gerçek bir bütünlük sağlanmış. Çok kompleks bir kompozisyon görüyoruz. Bu eser hem duygusal olarak anlam yüklü hem de figürler anatomik olarak doğru şekilde yansıtılmışlar. İnsan bedeninin güzelliğine saygı duyduklarını görebiliyoruz. Kadınlar giysiler içinde ama sanatçı kumaşın kıvrımlarını öyle güzel şekillendirmiş ki vücuttaki kasların hareketlerini algılayabiliyoruz. İlk bakışta aklımıza gelmeyen bir şeyi hemen belirteyim. Genelde bu heykellerin hep beyaz olduğunu düşünürüz. Aslında yapıldıkları dönemde oldukça canlı renklerle boyanmışlardı renkliydiler. Renkli heykelleri günümüzde garipseyebiliriz. Ancak bu heykeller yapıldıkları dönemde renkliydiler. Bu heykellerin bulundukları yeri düşünün. İzleyiciler bunu bizim şu an baktığımız gibi yakından görmeyecekler. Heykeller çatıya yakın bir yerdeler. Yani yukarıda ve uzakta. Dolayısıyla da renkli olmaları çok önemli. Uzaktan bakan kişiler ancak heykeller renkli olduğunda detayları görebiliyorlar. Bu eserde antik Yunan sanatının klasik dönemine damga vurmuş olan asalet duygusunu görüyoruz. Asalet. Örneğin Dionysus olduğunu düşündüğümüz figüre bakalım. Dionysus kimdi? Şarap tanrısı. Son derece rahat bir şekilde oturmasına rağmen asaletini hissedebiliyoruz. Ona baktığımızda asaletini görüyoruz. Hiç şüphesiz onun da tanrılardan birisi olduğunu düşünüyoruz. Asil ve aynı zamanda ilahi gözüküyor. Onun bir tanrı olduğunu görüyoruz. Olympus Dağı'nda. Bu heykelleri bakıldığında antik Yunan'dan sonraki dönemlerde niçin bu dönemin sanatının örnek alındığını, niçin bu dönemin eserlerini sanatta ulaşılan zirve noktası olarak gördüklerini anlamak mümkün. Kusursuzluk, üstünlük, güzellik, kahramanlık ve asalet kavramlarının en önemli öğeler olduğu bir medeniyet düşünün. Dönemin sanat eserleri de antik Yunan medeniyetinin değer verdiği bu kavramları yansıtmış.